Ya siz bağlanmaya çalışırken ben bu konuyla alakalı şöyle söyleyeyim. Raymond Aumann'ın kendi Twitter hesabı yok. Biz bunu Delgado sohbetinde de yaşamıştık. Ama Delgado sohbetinde sağ olsun bir tane siyah beyaz anlar guest account kurduk. Yani böyle Twitter account olmayan futbolcularımıza bu şekilde ulaşabiliyoruz veya onlar işte uygulamadan indirdikleri zaman bizlerle bu sohbeti bu şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Dediğim gibi bunun ilk deneyimini Matias Delgado'da yaşamıştık. Şimdi Raymond Aumann'da da aynı şekilde bağlanacak. Ama zannedersem ufak bir teknik sıkıntılar olduğu için inşallah en kısa zamanda bağlanacağız şimdi. Hallo Raimund, jetzt müsstest du uns hören. Wir können dich jetzt sehen. Ich habe dir eine Einladung als Speaker gesendet. Du müsstest links unten jetzt nochmal auf das Mikrofon vielleicht drücken. Und dann haben wir dich auch hier, können wir dich dann auch hören. Jetzt hat's geklappt. Raimund, kannst du Ich uns kann hören? dich hören. Sehr schön. Wir können dich jetzt auch klar und deutlich hören. Herzlich willkommen zu unserem Interview mit dir. Und nochmals vielen Dank für deine Unterstützung. Ich übergebe das Wort an Ramazan. Er kommt eigentlich ursprünglich aus Nürnberg. Ramazan, vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen. Dazu müsste ich jetzt mal kurz tief durchatmen. Hallöchen, hallo. Ja, jetzt müsste ich mir wirklich halt überlegen, was ich halt jetzt halt eigentlich sagen möchte. Es ist halt, für mich persönlich ist es jetzt halt unbeschreiblich, dass ich Sie jetzt halt hier am Telefon habe. Ja, aus dem tiefen Nürnberg. Herzliche Grüße in den Staaten, North Carolina. Schön, dass wir jetzt halt das mit Ihnen verwirklichen können dürfen. Ja, also für mich persönlich ist es jetzt gerade wirklich unbeschreiblich. Ich kann es gar nicht in Worten zusammenfassen, aber es ist ein sehr schönes Gefühl. Schön, dass Sie da sind. Mich. Vielen Dank für die Einladung und ich habe das auch gerne gemacht und bin jetzt selbst gespannt, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ich glaube, wir können uns alle entspannen. Es ist Freitagabend und ich würde sagen, einfach in die Türkei. İyi akşamlar. Evet, sanırım duydunuz. Raymond Aumann hepimize iyi akşamlar diye selamladı. İstersen Ramazan abi ben bir iki bilgi vereyim. Arkadaşlar lütfen Hiç. soru sormak istiyorsanız Raymond Aumann'a veya anınızı paylaşmak istiyorsanız hashtag siyah beyaz anıları kullanarak bize iletebilirsiniz. Biz sizi öyle yukarı davet edeceğiz ve sorunuzu, anınızı kendiniz özel Raymond Aumann'dan konuşarak paylaşma imkanı sunacağız. Ondan sonra sorulara başlamadan önce şu Raymond Aumann'a soracağız. Bu aralar ne yapıyor? Kendisinin şu anki konumu ne Bayern Münih'te? Ondan sonra Deniz Bey'e mikrofonu vereceğiz. Merve için desteğimizi devam sürdüreceğiz. El ele vereceğiz Beşiktaş ailesi olarak. Mikrofon sende Ramazan abi. Teşekkür ederim. Raymond, ganz kurz, ich versuche jetzt mal ein, zwei Themen halt hier kurz durchzusprechen auf Türkisch und dann versuche ich das halt natürlich geschwind in Deutsch zu übersetzen, in Fränkisch. Ja. Gut. Okay, arkadaşlar sizlerden ricam ilk önce hoş geldiniz. Gerçekten şu an sizlerle burada bulunmak çok güzel. Sizlerden ricam eğer odayı bir paylaşabilirsek güzel olur. Artı Mehmet Ali'nin dediği gibi hashtag'le sorularınızı yöneltebilirsiniz. İnşallah sizlerle bugün Raymond Aumann'ı buluşturduğumuz için biz çok heyecanlıyız. 1 saatlik bir sohbetimiz olacak. Onu da buradan bir belirteyim. Yani 1 saati tutmamız gerekiyor bu sefer gerçekten. İnşallah uzatmalara kalmayız. Şimdilik benden bu kadar. So, Raymond, jetzt zu dir. Also ganz kurz in ein, zwei Sätzen vielleicht. Wie geht's dem Raymond Aumann aktuell? Was macht er so?
nur dass wir das jetzt mal so als einen Starter halt nutzen können. Also, zuerst einmal geht es mir gut. Ich bin seit 1996 wieder zurück beim FC Bayern München und betreue seit 1996 die Abteilung. Heute ist es mittlerweile eine Direktion Fan- und Fanclub-Betreuung. Wir haben aktuell 4.435 registrierte Fanclubs mit weltweit circa 359.000 Fanclub-Mitgliedern weltweit verteilt. Und ich denke, meine Abteilung ist ausschließlich für Serviceleistung zuständig und so halten wir weltweit auch mit unseren Fans Kontakt. Und da bin ich der Ansprechpartner und habe mittlerweile eine Direktion, die 10 festangestellte Personen beschäftigt. Und ja, deshalb bin ich auch voll berufstätig und freue mich jetzt mal auf ein spielfreies Wochenende. Denn wie gesagt, wir haben ja auch bei jedem Spiel die Spielbegleitung zu betreuen. Und da genieße ich natürlich jetzt auch mal das Wochenende, wenn spielfrei ist. Super. Das mit dem Dolmetschen, Funny, also ich nenne meinen Mehmet Ali gerne Funny, machen wir halt eigentlich abwechselnd, dann hören dann halt auch unsere Ja. Zuhörer. Funny, wie Funny Madida, dein ehemaliger Spieler. Genau. Das war mein Favorit damals, natürlich neben dir. Und deswegen werde ich oft als Funny Okay. bezeichnet. Okay. Gut, ganz kurz. Raymond Aumann'ta işte şu an ne yaptığını sorduk kısa olarak. 96'dan beri tekrardan Bayern München'de aktif bir halde. Ve taraftar derneklerinden sorumluluğunu yapıyor. Yani taraftarlar dernekleri sorumluluğunu üstleniyor. Şu an dünya çapında 4.500'e yakın taraftar derneklerinin sorumluluğu kendisinin üzerinde. 10 tane bununla alakalı 10 tane işçisi var. Bu hafta sonunda maç olmadığı için birazcık rahat olacağız diyor. Genelde böyle işte tabii ki bununla alakalı misafirler olduğu için sahalarında onların da işte artık rahat etmeleri için çalıştıkları için bu hafta birazcık daha sakin sakin hepsini hafta sonunda geçireceğiz söylüyor kendisi. Evet, Danke dir, Raymond. kendisinin konumu direktör olarak aşağı yukarı 10 kişilik bir ekiple işte Ramazan'ın dediği gibi 4.500 den fazla olan derneğin sorumluluğunu paylaşıyor Bayern Münih bünyesi içinde. Vielleicht noch einmal ganz kurz. Şöyle de şunu da bir söyleyeyim. 4.500 tane dernek ve bunlara bağlı olarak ortalama şöyle 360 bin tane de dernek üyesi var. Yani bütün bunların yönetimindeki direktörlüğünü yapıyor şu an. Ich habe das jetzt noch einmal kurz in Zahlen, Daten, Fakten zusammengefasst mit den 4.500, also 4.500 Fanclubs? Fanclubs und knapp 360.000 Fanmitglieder. Genau. Okay, super. Dann denke ich mal, können wir jetzt eigentlich rübergehen zum Merve? Genau. Deniz Bey, size ben mikrofon gönderdim. Bir kabul edebilir misiniz lütfen? Şimdi Merve için ayırdığımız küçük bir özel bölüm için. Deniz Bey yukarı gelesi kadar Heh, arkadaşlar geldim. biliyorsunuz biz şu an mutluyuz, Beşiktaşlıyız. Bu dakikaları paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz ama aynı anda mutlu edebileceğimiz başka insanlar da Aynen. var. Onun için biz bu konuyla alakalı biliyorsunuz Beşiktaş'ın bu sosyal projelerde her zaman önde olmuştur. Merve'ye şu an mikrofonu veriyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce herkese hem bütün katılımcılara ve Sayın Raymond Aumann'a ben Deniz Yedigüner, Beşiktaş Spor Kulübü Divan Kurulu üyesiyim. Merve Bebeği'nde kampanyasının genel direktörüyüm. Gönüllü abilerim değil. Size hızlıca Merve'yi anlatayım fazla zamanınızı almadan. Bir ölümcül kas hastası. Şu an Merve'miz 3,5 yaşında. Bu hastalıkta yaş ve kilo kriterleri mevcut. Biz maalesef 3,5 yaşında olduğumuz için yaş kriterini şu an geçmiş durumdayız. O yüzden dolayı da kilo kriteriyle şu an tedaviye devam ediyoruz. Bay 122 bin dolar karşılığında
anlaştığımız hastaneye kampanyayı tamamlayıp Merve'yi yollamak zorundayız. Merve'nin şu an son 1,5 kilosu. Allah nasip ederse o 1,5 kiloyu almadan kampanyayı tamamlamak için bütün gücümüzle koşturuyoruz. Kampanyamız valilik onaylıdır. İstanbul Valiliği'nin verdiği onayla resmi bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyada şu an 200 bin doları geçtik. Yaklaşık %11,25'teyiz bugün itibarıyla. Bize gerek valiliğin verdiği yetkinin haricinde Avrupa'da da bu kampanyayı resmi bir şekilde yürütebilmek için Almanya'daki Asya Derneği'nin organizasyonunun altına girdik. Şu an Asya Derneği'nin içinde Asya'nın destek verdiği bebeklerden bir tanesi Merve. Bu yüzden dolayı da Almanya'da başta olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinde gerek SMS hatlarında gerek IBAN numaralarımızla Merve'nin kampanyasını tanıtıp yardım toplamaya devam ediyoruz. Bu hastalığın tedavisindeki ilaç Zolgen SMA isimli bir ilaç. Bu ilaç 2 sene önce bulundu. Merve'nin birazcık da kampanyanın geç başlamasının sebebi de bu ilaç gerek valiliğe başvurularda valilikten onayın çıkması Türkiye'de yaklaşık 9 ay sürüyor. Hem bu süreç içinde kampanyanın onaylanması ve diğer altyapıların kurulması hemen hemen bu yılbaşını buldu. Biz de gönüllü abileri ve ablaları olarak kampanya resmi bir hal aldıktan sonra 2022'nin Ocak ayı başı itibariyle kampanyaya dahil olduk. Kampanyayı 5 ayı bitirdik. Şu an 6. ay içindeyiz. Tedavisini hızlı bir şekilde devam ettirmek için mücadele ediyoruz. Teşekkür ederim Bir açıklamalarınız için. divan kurulu üyesi başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi önderliğinde Beşiktaş Kulübü topyekün kampanyamızın arkasında bizi yalnız bırakmıyorlar. Önce yönetim kurulu olsun, daha sonra Türkiye'deki dernekler derken şu an Avrupa'daki dernekler bilhassa Almanya'daki ve Belçika'daki Beşiktaş dernekleri de kampanyamıza ciddi şekilde destek veriyorlar. Bu yüzden onların da ben kendi camiamın da gücünü arkada hissederek hızlı bir şekilde kampanyanın biteceğine inanıyorum sizlerin de yardımlarınla. Bu arada Merve'ye hem Instagram'da hem TikTok'ta hem Twitter gibi mecralarda, sosyal mecralarda tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun için hem gündüzleri hem akşamları canlı yayınlar açıyoruz. Bu sayede Merve'yi gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da sesini duyurup yardımları hızlandırmak için mücadele ediyoruz. Bunların yanında kampanyamızı hızlandırmak için İlhan Bey, siz bizi duyabiliyor musunuz? Deniz Eskişehir'de, Bey, Çorum, Deniz Deniz Bey, Bey, pardon. sesiniz arada gidiyordu. Deniz Bey, siz bizi duyabiliyor musunuz? Geliyor mu ses? Sesiniz geliyor ama böyle ara ara kopuyor. Onun için tam net alamıyoruz. Zannedersem mesaj aslında anlaşıldı. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Biz geçen hafta da zaten Andreas Beck veya geçen sefer de Andreas Beck'le yapmış olduğumuz söyleşide bununla alakalı bir açıklama yapmıştık. Ben size öncelikle başarılar diliyorum. İnşallah Rabbim bütün çocukların en kısa zamanda şifasını, gerekli olan yardımları, sizleri desteklenmesi gereken rakamları kavuşmanıza yardımcı olacak. Ben buradan müsaadenizle topu bir Raymond Aumann'a atmak istiyorum. Bakalım o neler anlatacak. Size tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim Deniz Bey. So Raymond, jetzt bist du an der Reihe. Vielleicht noch mal ganz kurz. Merve ist an spinale Muskelatrophie erkranktes Kind. Sie hat jetzt schon leider schon ein fortgeschrittenes Alter mit 3,5 Jahren und deswegen zählt jetzt jede schnelle Hilfe. Oben findet auch jeder noch mal die ganzen Daten, um diese Spende zu machen. Und Raimund, ich glaube, du hast noch mal eine kleine Nachricht an die Merve. Ja, also zuerst einmal ist es natürlich sehr bedauerlich, dass es Melde so
erwischt hat, aber ich und FC Bayern München, wir haben natürlich sofort spontan reagiert und auch hier ein original unterschriebenes Trikot von der Mannschaft, auch meine Wenigkeit hat unterschrieben auf dem Trikot, natürlich auch zur Verfügung gestellt, dass so viel wie möglich Geld zusammenkommt, um eben dem Mädchen auch zu helfen, denn wie gesagt, ich glaube, es ist natürlich sehr wichtig, dass man hier solidarisch auftritt und ich denke, dass das Trikot mit Sicherheit auch einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass gewisse Kosten reduziert werden. Vielen Dank, vielen Dank. Arkadaşlar, Raymond Aumann sağ olsun kendilerinden bu olayı duyduklarında Bayern München takımına imzalattırdı. Orijinal bir formayı destek amaçlı bize gönderdi. Şu an forma iki gün, daha doğrusu dün Mehmet Ali'ye ulaştı. Kendisinin de imzası üzerinde bulunuyor. İnşallah bu sefer Merve bundan sonra da diğer konularda da bu şekilde yardımlarımız olacaktır. Şu an formayla ilgili bunu nasıl en iyi şekilde artık ulaştırabiliriz konuşmalarını yapıyoruz. Onun için bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Maksat burada Merve'ye en iyi şekilde ve Merve'den sonra gerçekleştirilecek yardımlarda en iyi şekilde doğru yardımı ulaştırabilmek. Ben buradan tekrardan Bayan Münç'üne bir de kendisine bundan dolayı çok çok teşekkür ederim. Bu kadar. Evet, sanırım Deniz Bey de kısa bir teşekkür edecek galiba. Ondan sonra hashtagli sorularımıza geçelim. Deniz Bey, mikrofon sizde. Duyduğunuz gibi bir forma ya da tam bağlanamıyor. O zaman İsmail Bey'i, Barış Bey'i, Bülent Bey'i davet ediyorum yukarı. Hashtag ile soruları gönderdi bize. Onlar yukarı gelinceye kadar ben bir lüküm yapayım. Şimdi bu formadan konuşuyoruz. Bayern München kadrosu ortalama 770 milyon euro. Ben sadece birkaç tane isme bakarak şöyle bir toparlayayım dedim formanın üzerinde ne var diye. İşte bildiğiniz gibi Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Alfonso Davids, Pavard, Serge Gnabry, Koeman, Lewandowski gibi insanları böyle bir yan yana getirdiğimiz zaman tabii unutulmaması gereken Bayern München'de bir Thomas Müller var. Bunların rakamı 500 milyon euro. Yani bu şekilde de orijinal olarak bir formanın bize yardım amaçlı gelmesi bizi çok mutlu etti. İnşallah dediğim gibi bundan sonra da bu şekilde ilerleyeceğiz. İsmail hoş geldin, Barış hoş geldin. Raymond Aumann, ich habe jetzt noch mal kurz zusammengefasst, was da halt eigentlich auf dem Trikot für Unterschriften drauf sind und ich kann mich bei dir eigentlich nicht genug bedanken und vielen Dank nochmal. Also wir haben das sehr gerne gemacht, ich sowieso, aber auch der FC Bayern München. Wenn wir irgendwo helfen können, dann ist es für uns selbstverständlich, wenn wir hier, sage ich mal, auch die Hilfe etwas unterstützen können. Und wir wünschen uns, dass es dann auch zum Erfolg führt. Ben ve Bayern München bu konuda çok severek yardım ettik. İhtiyaç olduğu zaman da her zaman hedefe ulaşmakta yardımlarımızı bildiriyorum. Evet, Deniz Bey, isterseniz şimdi kısa bir mesajınızı alalım. Merhaba, tekrardan ama ben Sayın Aumann'a söz verdiğiniz andan sonra sizi duyamadım. Şu an tekrar bağlanıyorum. Herhalde anladım. İnternetle alakalı bir şey. Tamam. Ondan o bana zaman ne iletildi, inanın hiç duymadım. Kusura bakmayın. Tamam. Tamam. Hiç kısaca. Kusura bakacak bir durum yok. Biz onu size iletiriz tamam. Söyleşiden sonra. Çünkü tamam. Zamanımız şu an gerçekten bir tamam. 40 dakikamız kaldı. O zaman çok teşekkür ederim ben her şeyimiz için. Bana söz verdiğiniz için. Herkese selamlar. Ben alttan dinlemeye devam ediyorum sizi. Hı-hı.